Abla, gelinlik bakmaya beraber gidelim mi? Nazlı, ne gelinliği? Ben sade bir nikah istiyorum. Beyaz bir elbise yeter. Niye ki? Çünkü bunca olup bitenden sonra en iyisi bu. Nedenmiş? Sen bir şey yapmadın ki. Hem insan hayatında sadece bir defa evlenir. Sonra düşündükçe keşke dersin. Bence her şey tam olsun. Hayal ettiğin gibi. Benim güzel ablam. İkiniz de masallardaki gibi bir düğünü hak ediyorsunuz. Düşünsene. Kahraman abiyle siz el ele giriyorsunuz. Misafirler sizi alkışlıyor hayran hayran. Sen yine her zamanki gibi çok güzelsin. Bembeyaz gelinliğin uçuşuyor rüzgarda. El ele olacağınız hayat yolunda ilk adımınızı atıyorsunuz. Sonra dans ediyorsunuz. Kahraman abi seni ne kadar çok sevdiğini kulağına fısıldıyor. Biz film çevirmeyeceğiz Nazlı Hanım. Evleniyoruz. Ya film gibi olsa ne olur? Hadi bakalım hayalperest. Çağır annemi gelsin, yemekler soğumasın. Hadi. Defne kızım gitti mi? Gitti baba. Evine bıraksaydın bari oğlum. İstemedim. Hayırlısı olsun evladım. Baba, sana söz verdiğim gibi bütün hatalarımı telafi ediyorum. Defne ile boşanır boşanmaz Elif'le gidip nikah için gün aldık. Yarın eğer sizin için de münasipse Elif'i gidip annesinden isteyelim derim. İki gün sonra da düğünümüz olacak. Ne dersin Ziya Bey? Münasip mi? Münasip olan bu. Uzatmaya hacet yok. Defne ile de konuştum. İlginç ama anlayışla karşıladı. Bak oğlum. Gönül ister ki her evlilik daim olsun. Karı koca baş koydukları yastıkta beraberce yaşlansınlar. Bir ömür boyu birbirine destek olsunlar. Yalan söylemesinler. Araya nifak sokmasınlar. Elbette baba, elbette. Defne kızımla olan muhabbetiniz buraya kadarmış. Hayat bu. Hatalar olmuş demek ki. Ama şimdi madem bir karar verdin, madem ki Elif kızım gönlüne taht kurmuş ve de çocuğuna hamileymiş, bu işi fazla uzatmaya gerek yok. Bir an evvel evlenin, yuvanızı kurun. Herkes yerini, evini bilsin. Oğlum, madem sen her şeyi ayarladın, biz de vazifelerimizi yaparız. Yarın akşam gidip Elif'i isteyelim. Ben üzerime düşen neyse yaparım. Yeter ki evimiz yeniden huzur bulsun. Sağ ol anne. Pişmeden önce tuz koydunuz tabii. Etler taş gibi oldu. Koymadım valla. Mühürleme yaptım. Göreceğiz sofrada. Bunda kesin bir işler var abla. Yakup Bey'e gidişine baksana. Kesin bir şey yetiştirecek yine. Ne yetiştirecek Allah aşkına? Defne'nin gittiğini söyleyecektir. Yok yok. Kesin başka bir şey dönüyor. Ne oluyor akşam akşam Şükran? Kahraman'la Defne resmen boşandılar bugün. Bu muydu devlet sırrı gibi söyleyeceğin şey? Ya ben de başka bir bomba var sandım. Ay dur Yakup. Defne bütün eşyalarını topladı götürdü bugün. E ne var bunda? Sana mı bırakacaktı eşyalarını?
Bir kere boyunuz aynı değil. Çok komiksin Yakup. Defne giderken çok kıymetli bir şeyi de alıp gitti. Yörükanlara ait. Tahmin et ne? Ay yok canım. Defne öyle bir kız değildir. Defne hamile Yakup. Karnındaki bebeği aldı götürdü. Yok canım. Yanlış duymuşsundur. Defne'nin çocuğu olmuyor ki. Kahramanla konuşurken duydum. Allah nasıl olmuşsa olmuş. Defne hemen söyleme evdekilere bebeği dedi. Evlen öyle söyleriz dedi. Vay vay vay. Bu gerçekten bomba ha? Hamile karısını bırakıp gidiyor. Öteki zaten ondan hamile. Karman çorman bir iş. Yani neresinden baksan rezillik. Babanlar duyunca ne diyecekler çok merak ediyorum. Güzel. Alo. Alo. Müstakbel eşimle mi görüşüyorum? Öyle görünüyor. Nasılsın? Nasıl olayım? Heyecanlı, mutlu, aşık. Sen? Ben daha çok. Senden ayrılır ayrılmaz seni özlüyorum. Birkaç gün kaldı. Sonrasında hep beraberiz. Her güne seninle uyanacağım. Her günü beraber bitireceğiz. Beraber yaşlanacağız, öyle değil mi? Sana söz veriyorum. Hiçbir zaman ayrılmayacağız. Hadi şimdi git uyu. Güzelce dinlen. Seni seviyorum. Ben de. Niye söylemedin babama Yakup? Sakin ol karıcığım. Sakin ol. Büyük düşün. Bundan büyük olay mı olur Yakup? Bu olay konakta en fazla biraz konuşulur. Kahraman herkesi sessizce sakinleştirir. Yine kötü ben olurum. Ama ya haber gazetelere düşerse? Ya memlekette büyük bir fırtınaya neden olursa? Düşünsene bir kere. Ve babam bunu herkes gibi gazetelerden okursa. Düşünsene bir kere. İşte benim zeka köpük hocam. Ama sen de çok acımasızsın Yakup'cum. Yani kahramana yazık olmaz mı şanına, şöhretine? Ben düşünüyorum da ben bile çok üzülürdüm valla. Harekete geçelim benim fıstık karıcığım, ne dersin? Alo Mehmet. Ben Yakup Yürkan. Umarım bu saatte rahatsız etmemişimdir. Sana öyle bir haberim var ki, 8 sütuna manşet. Sen üzülmedin mi? Çok özledim. Elif! Kimmiş gelen kızım? Kahraman anne. Hoş geldin. İçeri gelsene. Sağ olun. Ben Elif'i kaçıracağım biraz. Şu malum işlerimiz var ya.
Bu kadar erken mi? Evet. Hadi sen hazırlan. Hadi o zaman. Hazırlanana kadar gel sen de bizde bir bardak çay iç. Seni o gazeteci. Hayatım şimdi olmaz bu işler. Bekleyecek miyiz yani? Ha, ne kadar sabırlısın Yakup. Akıllı kocana bıraksan her şeyi. Bu işin teferruatı var. Bir iki fotoğraf çekilsin ki rezalet belgelensin. Kahraman inkar etse bile şansı kalmasın. Ayrıca bekle. Babam gidip kızı istesin akşam. Ondan sonra. O zamana kadar kahraman gidip konuşursa görsen. Olmaz bir şeycik. Kahraman centilmen çocuktur. Defne bir şey istediyse kırmaz onu. Sabırlı ol. Güven kocacığına. Günaydınlar. Günaydın baba. Günaydın baba. Herkes nerede? Kahraman'la Kerem dışarıda. Meryem de daha inmedi ama herhalde birazdan gelir. Ben mutfaktayım. Bence sade bir nikah yeter gerçekten. Hayır. Düğünümüz olacak. Hem bu mutlu günümüzde sevdiklerimiz yanımızda olmasın mı? Evet ama... O zaman sorun yok. Hazırlık için de daha vakit var zaten. Olacağını tahmin ettim dayı. Biraz konuşmak istiyorum ikinizle de. Kerem, biraz işlerimiz var bizim. Tartışmaya ya da hesap sormaya gelmedim. Sadece beni birazcık dinlemenizi istiyorum. Fazla vaktinizi almayacağım. Günlerdir düşünüyorum. Çocukluk ettim biliyorum. Siz çoktan bir aile olmuşsunuz bile. Benim o resimde yerim yok biliyorum. Hatalarım da oldu. İkinizi de çok üzdüm. Bunun için sizden özür diliyorum. Herkes hata yapar. Önemli olan bunu anlamış olman. Zaman zaten her şeyi çözecek. Kırgınlıklarımız geçecek. Ben zaten Londra'ya gitmeye karar verdim. Bunu da önce benden duyun istedim. Emin misin? Yani herkes seni çok özleyecek. Ben de sizi özleyeceğim. En çok da seni dayı. En çok seni kırdım çünkü. Unuttuk gitti, boş ver. Londra zaten bana hep iyi gelir, sen de biliyorsun. Tezim de yarım kalmıştı. Doktorama da devam edeceğim. Belki orada yeni bir iş de kurarım, bilmiyorum. Sadece size mutluluklar diliyorum. Sen de mutlu ol Kerem. Sen bunu hak ediyorsun. Kerem, sen benim oğlum gibisin. Bunu unutma. Mutlu olacağım dayı. Göreceksin. Görüşürüz. Kerem çok iyi bir insan. Umarım mutlu olur. Olacak, olacak. Kerem güçlüdür. Hadi gel, geç kalmayalım. Günlerinin tadını çıkart bakalım kahraman Yörükhan.
Abi sen böyle tersleniyorsun ama bu adam sana iyi bileniyor. Bak indirecek seni. Dikkatli ol. Sen rahat ol koçum. Paraysa avacıma bastı, bende ganisi var. Oho. Abi. Ondaki para şeyhlerde yok. Bakma sen öyle paçoz dolaştığına. Lan kim kaybetmiş o kadar parayı ki o bulsun? Memleketteki uyuşturucu sevkiyatı onun elinde. Çok güçlü. İçeride dışarıda yüzlerce adamı var. Ne diyorsun ya? Vay 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 vay. Bak sen bizim şakisiz dombala. Misal. Daha dün gece konuşuyorlardı. Bir sevkiyat varmış iki güne. Şu servetinin üzerine bir bu kadar daha eklenecek diyordu yancısı. Peki nereden alıp nereye götürecekmiş? İşte orasını bilmiyorum abi. Duymadım yani. O zaman öğrenirsin. Kıymet Hanım şaşırmıştır seni öyle görünce. Şaşırmaz mı? Bağırıp çağıracağımı düşünüyordu hepsi. Bu tavrını asla değiştirme. Sakın. Cici kızı oynayacaksın. Zamanı gelince hepsi ayağına kapanacak zaten. Az kaldı. Tamam, tamam. Âlâ. Ha, en iyisinden olsun. Sağ olun. Hah Şükran, ben çikolata işini hallettim. Sen de çiçeği hallediver olur mu? Yalnız söyle eve getirsinler. Akşam bir de onunla uğraşmayalım. Tamam, siz merak etmeyin anneciğim. Ben ne gerekiyorsa yaparım. Ben şirketteyim bütün gün. İş çok. Malum, kahraman meşguldür bugün. Canan'la biz işleri idare ederiz. Hayırlı işler oğlum. Güle güle, güle güle. Ha, ben seni geçireyim kocacığım, gel. Bak görüyorsun değil mi Ziya Bey? Kim ne derse desin çocuklar nasıl kenetlenmiş birbirlerini. Bu zor günleri de atlatacağız Allah'ın izniyle. Ziya Bey, sen bana hala kırgın mısın? Yüzüme bile bakmıyorsun. Bak nasıl çabalıyorum çocuklarımız için. Su akar, yolunu bulur. Lakin suyun önünü kesen olunca taşkın olur. Sen çocukların üstünden çek elini. Sakın karışma. Üstüne vazife olmayan şeylere de burnunu sokma. Ayrıca iki laf ediyorum diye de yumuşadım sanma. Şimdi mi buluşacaksın gazeteciyle? Hikaye uzun malum. Yüz yüze şöyle güzel güzel detayları veririm. Daha lezzetli haber çıkar. Değil mi karıcığım? Yakup zehir gibisin. Korkulur senden vallahi. Bir de yer ve zaman. Bizim çifte kurullarının boy boy fotoğraflarını çeksinler. Haber yarın tam sayfayı doldursun. Değil mi ama? Ben saklarım gazeteyi, bakar bakar güleriz. Çok fenasın güzelim. Kahraman o kadar ezdi bizi. Birazcık tadını çıkaralım değil mi? Bugün kahramanın son günü. Yarın babamın yüzüne bakacak hal kalmayacak. Kerem zaten böyle biri değildi. Birden değişti. Neyse hatasını anladı çok şükür. Ben de çok şaşırdım. Yani hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Ama sevindim bir yandan da. Meryem onun için kötü olacak. O çok özleyecek Kerem'i. Tek oğlu hayatta. Merak etme. Her şey daha iyi olur. Hem Londra şurası yani sık sık gelip gidebilir. Benim de elim hep Kerem'in üzerinde olacak. Doğru söylüyorsun. Allah başka ayrılık vermesin.
Hepinizin burada olması çok iyi oldu. Ne oldu oğlum? Ben Londra'ya gidiyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Anne, tezim zaten yarım kalmıştı biliyorsun. Hem biraz da kafamı toplarım. Hepiniz beni uyarmaya, yanlışımdan döndürmeye çalıştınız. Ama ben görmedim, sizi dinlemedim. Kusura bakmayın bu yüzden. Gördün mü anne? Anne, kimseye kızma. Burada tek hatalı benim. Üstelik onun dayım ve Elif'le de bir alakası yok. Vaktiniz dar olduğu için her şeyi planladım ben. Gelinlik, çiçek, dekor, kataloglar da yanımda. İsterseniz bugün her şeye karar verebilirsiniz. Gelin hanım burada. Ona isterse olacak. Ben her şey sade olsun istiyorum. Siz hiç merak etmeyin. İsterseniz önce çiçekle başlayalım. Memleket böylesini görmedi. Kahramanı Defne'nin çocukları olmadığı için bir taşıyıcı anneyle anlaştılar. Sonra kızın izni olmadan yumurtalarını kullanıp hamile kalmasını sağladılar. Süper hikaye Yakup Bey. Ben de boş hikaye olmaz. Hı, nerede kalmıştık? Ha, neyse. Gel zaman, git zaman kahraman bu kıza gönlünü kaptırdı. Taşıyıcı anneye. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi kız 6 aylık hamile. Kahraman dün Defne'den boşandı. Bu akşam bizimkiler kızı istemeye gidiyorlar. Bu kaydediyor değil mi bu? Evet evet. Bu detaylar işi oldukça renkli yaptı tabii. Sen asıl bombayı duymadın tabii. Daha bomba ne olsun Yakup Bey? Defne hamile. Yani bizim kahramanımız karısını biricik aşkı için boşamış. Sen bile şok oldun öyle değil mi? Tabii sana aslında hikayesini veriyorum. Nükleer enerji santrali patlasa bu kadar yankı olmaz. Bak, senden 10 numara haber bekliyorum. Üstelik fotoğrafları bizzat sen çekeceksin, tamam mı? Yalnız Yakup Bey, sizden çok önemli bir ricam var. Nedir? Kahraman Bey'i iyi tanırım. Çok tatlı insandır ama tersi terstir. Daha önce bir aksilik çıktı. Gazeteyi dağıttı biliyorsunuz. Öfkelenirse başım çok feci belaya girebilir. İşimden olmayayım. Olmaz öyle şey. O kahramansa ben Yakup Yörükhan'ım. Sen haberi yap, kaynağını sakla. Gerisini bana bırak. Bu Londra konusunda kararlı mısın sen oğlum? Evet dede. Annen buna çok üzülecek. Alışması zor olacak. Alışır dede. İlk kez gitmiyorum ki. İstediği zaman gelir. Ben de gelip giderim zaten. Hem sen bana doktorayı bıraktığımda kızmıştın. Tezime devam edeceğim. Çalışacağım da bu arada. İş kurmaya karar verdim ben. Tamam. Peki oğlum. Yalnız biraz para ihtiyacım var. Başlangıç için tabii. Biliyorsun dede, İngiltere pahalı memleket. Bir kuru valizle mi göndereceğiz seni evinden Kerem? Ne gerekiyorsa yaparız. Sağ ol dede. Peki ne iş yapacaksın? Okulda zor olmayacak mı? Yok dede, olmaz. Bildiğim iş. İthalat yapacağım. Zaten bunun için biraz fazla para ihtiyacım var. Ne kadar? 800-900 bin kadar. 800-900. Bu çok fazla para Kerem. Büyük bir işe girişiyorsun herhalde. İyice araştırdın mı? Araştırdım dedi, araştırdım. İşimi sağlama aldım ben. Sağlam adamlarla iş yapacağım. Ama olmaz dersen de anlarım. Kendi başımın çaresine bakarım artık. Tamam evladım. Şimdi bankaya talimat vereceğim. İstediğin miktarı hesabına geçirsinler.
Sağ ol dede. Her şey için sağ ol. Bu size çok yakışır Elif Hanım. Evet ama sanki biraz fazla mı olur? Hayır canım. Gayet güzel. Bunu istiyorsan budur. Bu bizim en mutlu günümüz. Sen neyi nasıl istiyorsan öyle olsun. Bence bu tamamdır. Tamam bu olsun. Peki. İş değil. Çok büyük lan. Vallahi helal olsun lan sana Maksut. Ulan içeriden bile iş çıkardım ben. Senin karşında Maksut var Maksut. Neyse şimdi bırak sen laf salatasını. Tamam mı? Acil hazırlan. Adamları topla. Ben sana yeri ve zamanı bildireceğim, tamam mı? Sen mala konacaksın, sonra da saklayacaksın. Anladın mı? Tamamdır. Sen hiç merak etme. Bak oğlum bu iş bizi koparacak. Yürükanlar bile boy ölçüşemeyecek bizden. İyi. Sen bana haber uçur. Lan hop nereye? Otur. Otur bakalım ya. Yani acele dediyse o kadar değil. Elif'im ne yapıyor ondan haber ver bana. Elif hala aynı evde kalıyor. Yalnız kahraman yürükan bu ara pek bir sık gelip gidiyormuş yanına. Gelip gitsin bakalım. Gelip gitsin. Yakında çıkacağım buradan. Hem de öyle bir çıkacağım ki... Değil yürükan... Tüm dünya önünde diz çökecek. Teşekkürler, görüşmek üzere. Ay tutturmuşlar bir tropik çiçeklerden yapalım diye. Önü sonu istemeye gidiyoruz yani. Ama şöyle süslü güzel bir şey yapsalardı. Aa, ben de öyle dedim anneciğim. Lütfen artık bu isteme işinden falan Kerem'in yanında bahsetmeyin. Özellikle yapar gibi sürekli düğün, kına muhabbeti yapıyorsunuz. Ay iyi de Meryem, olan bir şeyi gizleyemeyiz ki. Sana da eğlence olsun değil mi Şükran? Kerem'e Elif'i istemeye gittin zaten, şimdi de kahramana. Allah Allah, Kerem yalnız gitmedi en azından. Sen de yani Meryem teşekkür edeceğine sitem ediyorsun. Hem biz vazgeçtik zaten Yakup'la gitmekten. Hayret, nasıl kaçırdın böyle bir fırsatı? Annemle babamın gitmesini daha münasip bulduk kocacığımla. Ay yeter artık. Bırakın didişmeyi Allah aşkına. İyi de anne artık benim canım iyice sıkılmaya başladı bu konuya. Kerem tutturdu düğünden sonra gideceğim diye. Vazgeçiremiyorum. Siz de özellikle yapıyormuş gibi mahsus konuşuyorsunuz. Torunum senden benden akıllı maşallah. Bak hatasını anladı kendine yakışanı yapıyor. Aferin. Aman Meryem gençlik zamanla unutur her şeyi. Her şeyi unutur. Yakışan gitmesi mi anne? Bir kız bizi ne hale getirdi? Sabret kızım, vakti geliyor. Yarın öbür gün kendine yakışan birini takar koluna getirir. Biz de anıyla, şanıyla güzel bir düğün dernek kurarız. Ben daha torunumun evladını seveceğim. İnşallah anne, inşallah. Ay anne, bu ne kapris? Hiç sana benzememiş. Ben ses etmedim ama Meryem haklı. Hem ben öyle büyük düğün müğün işine girişip kendimi yoramam. Elif Hanım bu eve gelin geldiğine şükretsin. He, o kadar istiyorsa kahraman kendi yapsın canım. Neyse, ben şu mutfağa bir bakayım. Her şey için teşekkür ederiz. Bir gecikme olmasın lütfen. Asla, merak etme. Her şey rüya gibi. Mutlu musun? Çok. Ya
biz her şeyi düşündük ama evimizi düşünmedik. Bu ev güzel. Nesi var? Güzel de ben burayı hazırlarken sen yoktun. İstersen sen bir gir içeriye bak ne yapılabilir. Ben de o sırada arabadan birkaç parça eşyam alıp geleyim. İnşallah boşuna getirmedin beni buraya. Ne istediğimi dedim sana. Getirdim ben de. Daha ucuza birini bulsaydın. Belli borca girmiş. Senin kadar işin eli yokmuş dediler. Diyenler doğru demiş. Aldığım hiçbir işi yarım bırakmam. Parayı alırsam adamı ölmüş bil. Ölsün zaten. Bunu hak ediyor. Bana hava hoş. Yarın bana gelip vazgeçin demek yok ama. İstersen bir daha düşün. Çok düşündüm. Kahraman Yürükan ölecek. O zaman anlaştık. Ben takibe başlayacağım. Hazırlık yapmam gerek. Yeri ve zamanı ben söyleyeceğim. Orada olmak istiyorum. Kahraman, hani eşyalarını getirmeye gitmiştin? Eyvah, yakalandık. Ne yapıyorsun sen burada? Dün gece seni, geleceğimizi düşünürken bir şey aklıma takıldı. Ben sana evlenme teklif etmedim. Kahraman olsun ya, her şey zaten bir anda gelişti. Biz birbirimizi seviyoruz, o yeter. Keşke senin kaderine sadece mutluluk yazabilseydim. Ama buna gücüm yetmez. Sana sadece kalbim attığı sürece hep yanında olacağımı, nefesinden güç alıp nefesimle güç vereceğimin sözünü verebilirim ancak. Birbirimizin toprağında kök salacağız. Küçük bir fidanken büyük bir çınar ağacı olacağız. Tabii eğer sen de kabul edersin. Elif, benimle evlenir misin? Nazlı, böyle mi yapsam? Olabilir. İki kızım, iki nazım, ciğerimin köşeleri. Melekler gibi olmuşsunuz. E hadi, oyalanmayın artık, neredeyse gelecekler. Hadi sen de çık, hazırlan artık Elif, ha? Tamam. Nazlıcığım, et darısı senin başına artık. Ya of anne ya. Hadi gel sen de bana mutfakta yardım et.
hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Usta, balça iç. Çay mı? Sağ ol. Eyvallah koçum. Afiyet olsun abi. Eline sağlık koçum, sağ ol. Sağ ol. Kerem. Kerem oğlum. Kerem lütfen söyler misin oğlum, nereye gidiyorsun? Selim'le biraz dolaşacağız anne. Kutlama yapacağız. Ne kutlaması? Yeni hayatımı kutlayacağız. Oğlum gerçekten iyi misin? Yoksa öyle görünmeye mi çalışıyorsun? Oğlum seni düşündükçe göğsüm sıkışıyor. İyiyim ben anne. Hatta bir iki güne kadar daha iyi olacağım. Her şey daha farklı olacak. Sen benim bu dünyadaki tek varlığımsın. Hep iyi ol. Senin mutluluğun her şeyden önde gelir benim için. Bunu hiç unutma, olur mu? Unutmam anne. Hadi görüşürüz. Çikolataları al gel. Tamam. Efendim. Sağ olun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Efendim, Allah'ın izniyle bir araya geldik. Mevlam bizlere güzel, sağlıklı günler nasip etti. Bin şükür evlatlarımın mürvetlerini de gösterdi bana. Şimdi kahraman oğlum da Elif kızımızı sevmiş. Onun bu anlamlı, güzel gününde birlikte olmak benim için mutluluktur, gururdur. Kahraman oğlum bugüne kadar hiç yanlış yapmamıştır. Malum Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Elif kızınızı kahraman oğlumuza istiyoruz. Evet. Çok zor günler geçirdik Ziya Bey. Ama bu zor gün güzel bir sevgiye vesile oldu.
Kahraman'ın bir kusurunu görmedik. Kızıma kol kanat geleceğine, ömür boyu ona dayanak olacağına da hiç şüphem yok artık. Ben de kızımı Allah'ın emri, peygamberin kavliyle oğlunuz Kahraman'a veriyorum. Hayırlı olsun. Ziya Bey yüzükleri takalım. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Lütfen. Pardon. Ne pardonu? Dikkat etsene lan. Kerem dur. Ne yapıyorsun Kerem? Yanlışlıkla oldu. Kerem. Kerem. Pardon beyefendi. Tamam. Ya ne yapıyorsun oğlum? Hani kutlamaya çıkmıştık. Ya, tamam oğlum ya abartma sen de. Hadi gel.